vücudundaki yaralar nasıl oldu? Kaza. Kurşun yarası onlar. Kazara kurşun da inilebiliyor. Dalga mı geçiyorsun benimle? Zeynep, eğer bir aksilik olursa, istenmeyen bir durum yaşanırsa, ne abine doğru koş, ne de benim arkamda dur. Ne yapayım Ali İbrahim? Alakasız bir tarafa doğru koş. Burada kimse sana zarar vermek istemeyecektir. Bütün sevdiklerim zarar görsün, bana bir şey olmasın, öyle mi? Gerekirse öyle. Geliyorlar! İbrahim. Zeynep. Çok şükür iyisin. İyiyim, bir şeyim yok. Siz Şota'yla biraz açılın. Biz de Halil İbrahim'le bir baş başa konuşalım. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun abi. Zeynep. Bir müsaade et güzelim. Hadi. Mümkünse sizler de. Her şeyden önce kız kardeşime zarar vermediğin için teşekkür ederim. Kardeşin hepinizden mert. Ben mert, dürüst. Sözünün eri insanlara zarar vermem. Eyvallah. Namert diye bahsettiğin o dünkü çakallar sanırım, değil mi? Neyse ki babaları gibi onlar da hak ettiklerini buldular. Bulacak. Herkes hak ettiğini bulacak. Bulsun bakalım. Da bir şey merak ediyorum. O Levent'i niye sağ bıraktın? Demek akrabasının kafasına sıkan o. Odur, yapmıştır. Beklerim ondan. Madem Levent'in ölmesini istiyorsun, neden kendin yapmadın bunca zaman? Kız kardeşini yaktın. Bak Ali İbrahim. İstanbul'dan geldin. Belli ki buraları unutmuşsun sen. Burada her şey bir denge içinde yürür. Dengeleri bozarsan her şey allak bullak olur. Kimin dost, kimin düşman olduğunu anlayamazsın. Şu an seninle karşı karşıyayız. Birbirimizi tartarız, ölçer biçer, ona göre davranırız. Ama dengeler sarsılınca biz seninle böyle yüz yüze bakamayız. Ne istiyorsun benden? Bu kavga bitsin istiyorum. Kız kardeşim evine dönsün istiyorum. Sen de arkadaşlarınla daha fazla zarar görmesin istiyorum. Bugün değilse de bir gün. Bak, sevdiğin kollarım da öldü. Arkadaşlarım da ölmesin. Hiçbirimiz daha fazla zarar görmeyelim istiyorum. Nasıl güveneceğim senin sözüne? Yarın baban çıkar. Bu söz benim değil, oğlumun sözü derse. Ne yapacağız? Demeyecek Ali İbrahim. Demeyecek. Ben buraya babamın teklifiyle geldim. Sadece kendi sözümle değil. Neymiş teklifi? Eğer kabul edersen, tabii Zeynep de hayır demezse, damadımız olmam. Anlamadım. Kan davasını bitiren şey akrabalıktır. Hem sen Zeynep'i kaçırdın madem. İnsanlar konuşur, laf olur, sıkıntı olur.
Ama evlenirseniz ne Zeynep'e, ne sana, ne de sevdiklerine o saatten sonra kimse zarar veremez. Jandarma! Jandarma! İbrahim! Ulan şurada. Sakın çıkarmayın silahları. Siz bu kadarsınız işte. Sözünüz de bu kadar kendinizde. Benim bir alakam yok Halil İbrahim. Abi ne yaptın sen? Zeynep, yemin ederim bilmiyorum. Alakam yok benim. Demek Balı Bey ha? Al bakayım şu şerom. Tutun şunu. Kal orada. Halil İbrahim Karasu. Bizimle geliyorsun. Silahını ver. Ne suçu varmış da tutukluyorsunuz? Çok suçu var. Çok suçu var da en önemlisi seni zorla alıkoymuş olması Zeynep. Kimse beni zorla alıkoymadı. Dalga kızılot biter. İçinde keklik örter. Dalga kızılot biter. İçinde keklik örter. Eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim. Uslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına. Alın Halil İbrahim Karasu'yu. Yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Derede su durulur, dal köprüler de su durulur, daldan köprü kurulur, el yerine vurulur. Aslan be Halil İbrahim, aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.